Süheyla Kaplan aktaracak. Süheyla merhabalar. Almanya'da son durum ne diye sorup sözü sana bırakalım. Merhaba medya. Almanya'da her zaman olduğu gibi tüm dünyada olduğu gibi Covid-19'la ilişkin gelişmeler ve bunun ayrıntıları Alman basınında yer alıyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bugün Sağlık Bakanı ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı da basın toplantısı gerçekleştirdi. Almanya'da çok iyi bir son dönemde pandemini önleme tedbirleriyle birlikte özellikle üçüncü dalganın kırıldığı söylendi. Peki analiz edilirse Almanya'da üçüncü dalga neden ve nasıl önlendi, nasıl kırıldı? Buna göre uzmanlar şöyle değerlendiriyor yine Alman basınında yer alan haberlere göre federal hükümet iki yolu izledi. Birinci yol son yedi günlük izidans e seyrinin yüzün üzerine çıkan bölgelerde e, not bir amze dediğimiz acil fren çekme usulü yüzün üzerine olan bölgelerde e, örneğin sokağa çıkma yasağı uygulanacak akşam 22'den sabah 5'e kadar kontak sınırlaması getirilecek ve son 7 gün 165'in üzerine çıkan bölgelerde ise tamamıyla lockdown yani kapanma dönemi gerçekleştirilecek. İşte federal hükümet 23 Nisan'dan itibaren bu programı izledi, bu tedbir paketini izledi ve 30 Haziran'a kadar da erteledi. Ancak bugün çıkan bilgilere göre, haberlere göre Merkel bunun artık uzatılmayacağını, uzatılmamasını istiyor. Çünkü vaka sayısının hızla azaltılması nedeniyle. İşte bu nedenle bugünkü basın toplantısının da başkent Berlin'de odak noktasını bu oluşturuyor. Çünkü Almanya'da Covid-19 uyarısı azaltıldı. Bu ne anlama geliyor? Almanya'da yüksek risk seviyesi COVID-19 çok yüksek kategorisinden yüksek kategorisine düşürüldü. Yetkililer, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, virologlar ve Robert Koch esüsü iyimser olmak için geçerli nedenlerimiz var. Ancak pandeminin yine ortasındayız dedi zaten sağlık uzmanları olası bir dördüncü dalga öncesinde sonbahardan önce yine uyarıda bulunuyor dikkatleri yine temkinli olalım diye Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren öncelikle risk grubu aşılama listesinde kaldırılacak. Aşı komisyonu bunu belirlemişti. Yani 7 Haziran'dan itibaren herkes yaş grubuna bakmaksızın gönüllülük esasına dayalı isteyen herkes ya test merkezlerini arayabilir, randevu alabilir ya da aile hekimlerinden randevu alır alabilir ve aşı olmak istediklerini belirtebilirler. Bunun yanı sıra paralel bir aksiyon başladı. O da eylem planı Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 ila 18 yaş grubu çocuklar ve gençler aşı olabilirler. Kim karar verecek buna? 18 yaşından küçük oldukları için aileler karar verebilecek. Her ne kadar zorunlu olmasa da yaygın bir biçimde özellikle çocukların ve bu grubun aşı olunması gerektiği konusunda uzmanlar e, tavsiyelerde bulunuyorlar. Çünkü Ağustos ayından itibaren ya da Eylül ayından itibaren çünkü niye öyle söylüyorum? Almanya'da federatif sistem olduğu için her eyalette okul durumu farklı. Kimisinde Ağustos'ta başlıyor. Kimi eyalette Eylül'de başlıyor. Böylelikle yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Bir anlamda Almanya'da ne Normalleşmenin koşulu tamamıyla nüfusun e, aşılanmasına bağlı. Aşı sürü bağışıklığı dediğimiz bir kural var. Yine uzmanlara göre nüfusun en az yüzde sekseni aşılanırsa böylelikle pandemiyle mücadele edilmiş olacak. E, özellikle dördüncü dalganın kırılmasındaki temel bir noktada e, e, nüfusun birçoğunun aşılanmış olması. Peki son durum nedir? Verilere göre Almanya'da son 24 saat içerisinde 1785 yeni vakaya rastlandı. 153 kişi de hayatını kaybetti. Son 7 günlük seyri seyrede hayli azalıyor. Bugün 35.2 olarak belirlendi. Zaten biraz önce söylediğim gibi federal hükümetin acil planı neydi? Acil falan planı 50'nin altında son 7 günlük inzidans yerinin olduğu yerlerde açılma olacaktı. Nitekim Almanya'nın birçok eyaletinde yüz yüze eğitime başlandı. Kafeler açıldı, restoranlar açıldı. Özellikle dış mekanlar havanın güzel olması nedeniyle. Ancak yüz yüze eğitimde bir koşul var. O da öğrencilerin hafta 5 günlük ders e, süresince öğrencilerin haftada en az iki kere e, hızlı test sonucunu e, göstermeleri gerekiyor okul yönetimine aynı şekilde öğretmenlerin de şunal test dediğimiz hızlı test sonucunu negatif ibraz etmeleri gerekiyor. Ancak bunu ibraz edenler derslere katılabilirler. Almanya'da peki aşı kampanyası nasıl ilerliyor? Almanya'da 27 Aralık'ta aşı kampanyasına başlanmıştı. Bu önce eleştirilmişti Almanya'da. Ee, aşıyı ilk bulan Almanya neden Almanya'da aşılama stratejisi yavaş ilerliyor diye bunun birçok nedeni vardı. A. Yeteri kadar aşı yoktu. B. Yeterince zamanında aşı sevkiyatı söz konusu değildi. Üçüncüsü Avrupa Birliği genel olarak hareket etmişti aşılama politikasında. Çünkü bunun için Brüksel onay verecek vesaire vesaire birçok ağır bürokrasi vardı. Ancak şimdi ee, yeni aşıların sevkiyatı ile birlikte ki Almanya'da sadece Biontech aşısı yok, Johnson Johnson aşısı var, AstraZeneca aşısı var, Moderna aşısı var, birçok e, aşı uygulanıyor. Dolayısıyla bir anlamda aşı kampanyasında Almanya'da hız alındı ilk çeyreğe göre. Son durum nedir? Almanya'da 49.9 milyon kişi aşılandı. Birinci doz aşıyı aldı. 14 milyon 615 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylelikle nüfusun yüzde 35.8'i aşılanmış oldu. Yani bu grup ilk doz aşıyı alanlardan. Özellikle... E, turizm yaz sezonunun başlamasıyla birlikte en çok sorulan soruların başında e, Türkiye'ye girişlerde e, havalimanlarından vesaire ne olacak diye bunun üzerine e, Avrupa Birliği bir e, karar verdi. Buna göre Türkiye'ye girişten en az 14 gün önce iki doz aşısını tamamlayanlardan son 6 ay içinde Covid'e yakalanıp tedavileri sona erenlerden, Covid hastalığını üzerinden 6 ayda fazla bir süre geçip tek doz aşıının yapıldığını bekleyenlerden, belgeleyenlerden P, P, hava limanlarında PCR testi istenmeyecek. Ve Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin, ibraz edilmemesi durumunda ise girişten en az 72 saat önce yapılmış negatif sonucu yani PCR testini ibraz etmiş olacak raporla ya da en az 48 saat önce yapılmış antijen test sonucu olması gerekiyor. Bunlar detay gibi görünüyor ama özellikle Türkiye'ye seyahat edenler için edecek olanlar için Avrupa Birliği'nden bu çok önemli ve bu belgeleri ibraz etmeyenler uçağa alınmayacak. Avrupa Birliği Komisyonu da Avrupa içinde seyahat kısıtlamalarını gevşetilmesini istedi ve aşılanmış kişilerin test ve karantinadan muaf tutulması e, istendi. Almanya'da dijital aşı dediğimiz e, dijital aşı kimliği de 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Girecek böylelikle Avrupa Birliği içerisinde insanlar rahatlıkla seyahat edebilecekler. Görülüyor ki Haziran ayından itibaren artık e, Avrupa Birliği içerisinde e, normalleşmeye e, doğru e, adımlar e, adılmış e, oluyor. Uçak yolcuları da e, canlandı. Avrupa'da vaka sayıları azalırken havayolu trafiği de yeniden canlanmaya başlandı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa uçak rezervasyonlarında yeniden artış olduğunu duyurdu. Bu arada Almanya'da bir takım test merkezlerinde özellikle korona test merkezlerinde dolandırıcılık olduğu saptandı. Test merkezlerinde usulsüzlük yapılması üzerine özellikle Aşağı Saksonya Eyaleti, Hessen Eyaletleri ve resmî Holstein Eyaletlerindeki bazı test merkezleri e, hakkında soruşturmalar e, başlatıldı çünkü vatandaşlara yapılmayan binlerce testi usulsüzce sosyal güvenlik kurumlarına fatura eden test merkezler hakkında da böylelikle Almanya'da soruşturma başlatılmış oldu. Bütün bunlar e, Almanya'da Covid 19'a e, ilişkin e, gelişmeler e, son haberimiz ise e, Alman basınında e, çıkan haber ile ilgili. Bu da Merkel'in dinlendiği e, yolundaki haberlerle ilgili dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel bir araya geldi. Çünkü şöyle bir iddia vardı. ABD Ulusal Güvenlik Ajansının söz konusu Avrupalı liderleri izlediğine dair. Bu nedenle Merkel ve Macron dün yaptıkları zirve toplantısı sonucunda açıklamada bulundular. Avrupalı lider ve parlamenterleri dinlendiğine dair çıkan haberle ilgili ABD'den bir açıklama beklediler. Özellikle casusluk faaliyetlerinin kabul edilemez olduğuna belirtti Macron ve Merkel. Eğer bu bilgi doğruysa açıkça söyleyelim ki bunu müttefikler arasında kabul edemeyiz dediler. E, casusluk iddiaları nereden çıkmıştı? Danimarka Yayın Kurumu tarafından yayınlanan raporda 2012-2014 yılları arasında Merkel'in yanı sıra çeşitli denizaltı kabloları ile ülkelerin iletişim sistemlerine erişilerek İsveç, Norveç ve Fransa'nın üst düzey siyasilerin dinlendiği ortaya çıkmıştı. E, sadece Merkel bulunmuyor. Bunun yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve dönemin muhalif lideri Peer Steinbrück'ün de dinlendiği kaydedilmişti. Medya. Almanya'da genel hatlarıyla öne çıkan başlıklar bu şekilde söz sende. Süheyla Kaplan aktardıkların için teşekkürler. Teşekkürler, iyi yayınlar. Libya'nın yeni